Çok eski zamanlarda dağları, tepeleri, ovaları, bayırları aşarak ilden ile dolaşan bir kervan varmış. Kervandakiler ipekli kumaşlar, elbiseler, mücevherler satarak ekmeklerini kazanıyorlarmış. Her kervanda çok değerli eşyalar taşıdıklarından yanlarında daima bir muhafız bulunuyormuş. Kervanı idare eden kişi kervan muhafızına gözünü dört açmasını tembihlemiş. Hey kervan muhafızı! Biz çok yorulduk, şurada biraz dinlenelim, birkaç saat uyuyalım. Sen de kervanı düşmanlardan, yağmacılardan korumak için dikkatli ol. Kuş uçurmacı var da. Tabii ki beyim, sen hiç meraklanma. Kervan bana emanet. Buralar artık benden sorulur, gözün arkada kalmasın. Kervanbaşı muhafızın güven veren sözlerine inanarak hiç endişe etmeden gözlerini yumar yummaz mışıl mışıl uyumuş. Kervan muhafızı adeta kuş bile uçurmuyormuş. Saatler böyle akıp geçmiş. Muhafız bekleye bekleye sıkılmış. Bir ara şöyle gözlerimi bir kapatsam ne olur ki diye aklından geçirmiş. Hemen kervan başının sözleri aklına gelmiş. Hayır, asla uyumamalıyım. Kervan başı bu kervanı bana emanet etti. Bu işi tam olarak layıkıyla yerine getirmeliyim. Evet, gözlerim bir an içinde olsa kapatırsam uyur kalırım. Muhafız bir yandan kendi kendine böyle söylüyor, bir yandan da ayakta duramıyormuş yorgunluk ve uykusuzluktan. Ne kadar direnirse dirensin, bir aralık içi geçivermiş. Sonra da derin bir uykuya dalmış. Muhafızın uyumasını fırsat bilen haramiler hemen kervanın başına üşüşmüş. Muhafız diye diktikleri adama bakın hele. Top atsan uyanmayacak. Ya diğerleri? Diğerlerine ne demeli? Şuraya bakın şuraya. Dünyanın bütün malını sırtlanmışlar sanki. Hadi fazla oyalanmadan işimizi halledip gidelim. Zevzeklik etmenin sırası değil. Haramiler kervanda ne var ne yok alıp götürmüşler. Sabahleyin kervancılar uyanınca bir de ne görsünler? Mallarının develerinin yerinde yeller esmiyor mu? Hemen muhafızın başına üşüşmüşler. Ama hey mallarımız, develerimiz nerede? Söyle bana, hesap ver. Bunlar kuş olup uçmadılar ya. Gece hırsızlar gelmiş. Ne var ne yok her şeyi alıp götürmüşler. Bre adam, bre gafil insan, sen ne yaptın? Ben ne yapabilirdim? Bir tek kişiyim, onlar bir alay silahlı adamdı. Madem onlar çoktu, madem başa çıkamayacaktın, bari bağırıp çağırarak bizi uyandırsaydın. Bağırmak istedim ama bana kılıç göstererek, sen sus, yoksa canından olursun, seni öldürürüz dediler. Ben de korktum, korkumdan soluk bile alamadım. Eğer isterseniz şimdi dilediğiniz kadar bağırayım. İş işten geçtikten sonra bir işe yaramaz senin bağırıp çağırman. Bütün kervan göçüp gittiğine göre senin de yapacağın bir şey kalmadı. Bundan sonra muhafızlık yapacağın kervanın vay haline. Muhafız, görevini gereği gibi yapamamış olmanın verdiği üzüntüyle boynunu büküp kaderine razı bir şekilde yoluna devam etmiş. Bugünden sonra kimse bana güvenip kervanlarda muhafızlık yaptırmak istemez artık. Ne yapacağım ben? Fakat o da nesi? Kervandaki bütün eşyalar yukarıdaki kayanın etrafında duruyor. Gidip hemen kervandakilere haber vereyim. Haramiler başka bir kervanı soymak için çaldıkları eşyaları kocaman bir kayanın arkasına gizlemişler. Kayanın ucundan görünen mallar muhafızın kurtuluşu olmuş. Kervandakiler adamı takip edip kayanın yanına geldiklerinde söylediklerinin gerçek olduğunu anlamışlar.
Ah, ah. Şanslı bir adammışsın ve selam. Sana bir şans daha vereceğiz. Yine kervan muhafızı ol ama bu sefer uyumak yok. Uyumak ne demek? Gözümü bile kırpmam artık. Muhafız o günden sonra işine dört elle sarılan bir kişi olmuş. Kendisine verilen her görevi eksiksiz yerine getirmiş. Ve kısa sürede ismi her yerde geçen ünlü bir kervan muhafızı olmuş. Biz de üzerimize düşen her türlü görevi tam olarak yerine getirmek için elimizden geleni yapmalıyız. İş işten geçtikten sonra çok üzülebiliriz.